Suriye'de karşımızda Amerika'yı görüyoruz. Tam bölge politikamıza yön veren Kürt karşıtlığı ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın, hayır terör deseniz de Kürt karşıtlığı öyle olmasaydı. PYD liderini biz 2013 yılında birden fazla kez Ankara'da ve İstanbul'da niye kabul ettik? Dışişlerin en üst kademelerine niye görüştü? Terör örgütü temsilcisi olarak görüştü. Süleyman Şah Türbesi 2015 yılında YPG'nin yardımıyla YPG'li işbirliği yapılarak yer değiştirdi. Şimdi bu örgütler ne zaman terör örgütü oldular? 2013 ve 2015 yılından sonra birden terör örgütü hüviyetini kazandılar. Değiller tabii. Tabii ki değiller. Türkiye'de son söylemlerden başka ve Katar'dan başka dünyada hiç kimse kabul etmiyor. Terör örgütü idiyse niye YPG ile işbirliği yapıldı 2015'inde? Ben başka bir yere gelmek istiyorum. Suriye'deki politikamızı tepeden tırnağa değiştirirseniz Sayın Bakan, müthiş bir gücü harekete geçirmiş olacaksınız. Bu düstura iki millet tek devlet düsturunu ilave edin. Böylece hem devletin tekliği, ülkenin toprak bütünlüğü garanti altına alınmış olur. Hem de devletimizin ayrılmaz bir parçası olarak görülecek Kürt vatandaşlarımızın Suriye ve Irak'taki soydaşları ile çok sıcak beşeri, siyasi, iktisadi, ticari ve hatta askeri ilişkileri geliştirmiş oluruz. Dış politikamızda müttefiklerimiz ile hasmane ilişkilerden de sakınmış oluruz. F-35 programından çıkarılmaz. F-16 modernizasyonu konusunda süründürülmez. Eurofighter almakla didinmeyiz. Biz bölücülük değil, bir arada yaşama anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Bölücülüğü siz yapıyorsunuz. Sayın Başkan, 20 saniye verir misiniz? Sözüm kesildi. 20 saniye vermeniz gerekiyor. Süre kesildi sataşmadan dolayı. 15 saniye istiyoruz. Sayın Başkan, aks mı gösteriyorsun? Anlamıyor musunuz ne dediğimi? Aynı şekilde müdahale edin lütfen. Anlamıyor musunuz? Söz verdim. Birliği savunuyorum, bölücülük anlıyorsun. Ben anlatıyorum, anlayan benim, anlatan benim. Anlamazsan benim yapabileceğim bir şey yok. Hangi bağlantıda söylediğini yani. Olur mu? Kim ağırladı? Konuyu lütfen çarpıtmayın. Konuyu çarpıtmayın.